Batı Asya'da despotları, diktatörleri, zalimleri devirmek ve oralara demokrasi rejimi getirmek Türkiye'nin milli politikası değildir ve olamaz. Bu politika kimin politikası? Amerika Birleşik Devletleri'nin malum Büyük Ortadoğu politikası. Bakın bunu Powell geldi 2003 yılı Mart ayında 3 Mart günü Abdullah Gül'le gizli bir anlaşma yaptı Abdullah Gül'ün itirafına göre. Abdullah Gül diyor ki Powell geldi biz oturduk 2 sayfa 9 maddelik bir anlaşma yaptık Vatan Gazetesi'ne söylüyor bunu 24 Mayıs tarihli Vatan Gazetesi. Ve bu anlaşmanın özü de şu, Orta Doğu'daki tüm rejimler değişecek. Yani hangi rejimler? Diktatör rejimleri, despotikler, zalim Esadlar vesaire. Yani bu diktatör, despot, zalim Esad söylemiyle Türkiye'nin girdiği süreç Abdullah Güller'in süreci, Davutoğlu'ların süreci. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlık görevi. Onun için siz Suriye'de diktatör var, ben onu devireceğim. İran'da diktatör var, onu devireceğim. Rusya'da da bir despot ve diktatör var, onu da devireceğim. Zaten Batı bunu, bütün Der Şipi geldi, Time'dı, bütün gazetelerinde ne yapıyor? Bu diktatörlerin resimlerini koyuyor. O resimlerin arasında Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da var. O da diktatör olarak suçlanıyor ve devrilecek şeyler arasında, diktatörler arasında tırnak içinde. Biz demiyoruz onu. Evet. Ha, onun için bu diktatörleri devirme politikası Türkiye için işte tuzak bu. Siz diktatörleri devireceğim, Beşar Esad'ı devireceğim, Ruhani'yi, ben İran rejimini değiştireceğim, bütün katilleri, zalimleri devireceğim, oralara demokrasi götüreceğim. Bu Amerika'nın politikası. 2011'den sonra bu hata yaptı diyorsunuz. Amerika meşrulaştırıyor bütün bu. Irak'ı nasıl meşrulaştırdı işgalini Amerika? Orada diktatörlük var, Saddam Hüseyin devireceğim. Libya'yı Amerika nasıl işgal etti? Kaddafi diktatör devireceğim. Suriye'ye müdahalesini Amerika'nın ve şimdi onun bedellerini ödüyoruz. Amerika nasıl ispatladı? Suriye'de Esad var, zalim, kan döküyor, onu devireceğim. Ondan sonra tabii Suriye'de iç savaş başladığı zaman herkes birbirini vurmaya başladı ve Türkiye o kuyuya sürüklendi. Onun için tuzak bu ve Türkiye'nin şimdi o tuzaktan dönmesi lazım.